Merhabalar sevgili T24 takipçileri. Biraz böyle bir iki hafta ara vermiş bulunduk. Akustik 24'te yeniden karşınızdayız. Konuklarım Melis Mirkan ve Caner Cindoruk. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Birlikte oyunları var. Yeni bir şarkı. Ben hem sahnede hem de naklen canlı, moda sahnesinin naklen canlı prodüksiyonunda izleme fırsatı buldum iki şekilde de. Şanslılardanım. Babam kim öldürdüğü de o şekilde görebildim. Hem sahnede hem nakler canlı. Biraz oyunu konuşmak istiyoruz. Yani hem yazıldığı dönem itibariyle Margaret Duras'ın 1965 yılında kaleme aldığı, 85'te son halini verdiği bir metinden bahsediyoruz. Bugün moda sahnesi yeniden ele alıyor oyunu. Aslında bir çiftin vedalaşma ya da vedalaşamama hikayesi diyebiliriz. Arkada bir muhasebe var. Duras'ın üslubu, yazıldığı dönem moda sahnesini nasıl yorumladığı gibi şeyleri konuşacağız. Melis Birkan'la başlayalım isterseniz. Oyunun tabii yani pek çok enteresan yanı var. Biraz daha açarız konuştukça ama özellikle bir kadın bakışı çok hissedilir aslında metinde. Yazılmaya başlandığı dönem ve tamamlandığı dönemi de düşünürsek ve bugün sizin yeniden neden oynadığınızı, moda sahnesini, bu anlamda ne söylersin? Nasıl bir kadın yorumu var oyunun? Oyunun gerçekten güçlü bir kadın yorumu var. Ve aslında moda sahnesi kendiyle derdi olan ve gerçekten bir şeyleri anlatma ve bir şeyleri aktarma derdi güçlü olan işler seçmeye çalışıyor. Benim şimdiye kadar gördüklerim hep klasikler de dahil olmuş olsa, Shakespeare'ler de dahil olmuş olsa hep böyle bir derdi var. İlk defa aslında birazcık daha Kemal abiyle konuştuğumuzda da bunu konuşmuştuk. Biraz daha farklı, birazcık daha mizahından, o kara mizahtan biraz daha uzak bir iş şu anda bizim yaptığımız. Gerçekten bir ilişki anlatıyor. Bir ilişkinin olamama, olmaya çalışma, olduramama gibi bir sürecinin aslında işte biz böyle bir 70 dakikaya sığdırıyoruz. Bir çiftin 10 senelik yaşadığı bir ilişki bütününü. Margaret Duras bunu yazdığında dediğin gibi işte 65'te yaşamış, 80 küsürlerde bu yazılmış. Ama şu anda hala çok güncel. Hala aynı dertlerden muzdaribiz. Kadın erkek konusunda, ilişki biçimleri konusunda, toplumdaki kadının ya da erkeğin yeriyle ilgili konularda. O yüzden biz hala çok güncel bir şekilde herkesin çok anlayabildiğini düşündüğümüz bir oyun oynuyoruz. İçinde tabii ki kendine ait yazarın bir sinematografik ve bazı şiirsel düzlemleri var. Bazen onları anlamak zor olsa da aslında hepimizin yaşadığı ilişki biçimlerini yansıtan ikili bir diyalog izliyoruz. Bir kadın ve bir erkek herhalde çok evrensel, hiçbir zaman değişmeyecek bir anlaşılamama problemi yani. O öbürünü anlayamıyor, öbürü öbürünü anlayamıyor gibi bir durum var. Ama bunun tabii ki yaşanış biçimleri, yaşanış zamanları, tarihleri, dönemleri farklı olabiliyor. Her çifte göre de değişiyor mutlaka ama özellikle de toplum gözünde kadının yeriyle ilgili çok dert edinmiş biri Margaret Duras. Bunun feminist akımlarla ilgili de bir sürü yaşadığı dönemde çalışmaları olmuş, onun için yazdığı şeyler olmuş. O yüzden tabii ki kadınlar için daha büyük bir önemi var. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hele ki biz de yani yaşadığımız toplumda hala kadınla ilgili bu kadar problem yaşarken, bu kadar onların yerini neden eşit olması gerektiğini anlatmaya çalıştığımız şu zamanlarda çok da güncel bir şey anlatıyoruz diye düşünüyorum. Senin okumanla bu güncel kısmını biraz daha açacağım ileride ama burada aslında senin de söylediğine atıfla bir şey daha var. Evet, kadın üzerinden, kadın bakışı ve kadınların toplumdaki rolü üzerinden ciddi şeylerin altını çiziyor.
Hele bir de yazdığı ve tartıştığı şeyleri dönemiyle düşünürsek yazarın dönem itibariyle de çok ileri bir metin benim anladığım kadarıyla. Ama aslında Caner çok erkeği de çok iyi anlamaya çalışan patır kütür aslında yargılayan değil de gerçekten o erkeklik rolünü tartışan da bir metin olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl okudun bu anlamda metni? Ya benim metni en çok sevme nedenlerimden biri metinde bir çözüm sunuyor aslında. Yani hani birçok metin bir sorun tespit eder, bir sorunu ortaya çıkarır, göremeyeceğimiz bir şeyi gösterir ama bence bu metin bir şeyi de öneriyor ve önerdiği şey aslında o kadar kıymetli bir şey ki yani bir kadının erkek fikrini yok saymasıyla yeni bir söylemi olabileceğini, yeni bir hayatının olabileceğini söylüyor ve devrimi kendi içinde gösteriyor. Kadının kendi bireyinde, kendi özelinde gösterdiği bir karşı duruş aslında. Bu çok büyük bir devrim. Çünkü hani çağımızın, hani insanlığın 10 bin yıllık bir erkeği tarif ediyor aslında Margaret Duras. Yani onun drama queenliklerini tarif ediyor. Yani bizi kadınları kandırabilen, onların duygularını çok iyi deşifre etmiş ve onu kullanan bir erkekten bahsediyoruz ki sistemi en büyük çarklısı yani sistem erkek egemen sistem dememizin nedeni de bu zaten. Kendi diliyle, kendi bakış açısıyla kurulmuş bir insanlık medeniyetinin sorunu aslında. O yüzden de eskimiyor. Yani 1700'lerde de yazılsa yine aynı sorun olacak. Çünkü kadının kendi içinde zafere gitmesi aslında çok basit diyor. Beni en etkileyen şey bu oldu. Aslında bunu söyleyince şey aklıma geldi. Özellikle kadınla erkeğin sahnedeki ya tabii çok diyalog merkezli bir metin sonuçta. Bunun zorluğu var mı onu da sormak istiyorum ama yeniden burada Melis'e dönmek istiyorum. Özellikle kadının tavırları, edaları, erkeğinki de öyle. Yani birisi daha çok anlatma, savunma, sürekli savunma ya da İşte agresif doz artıyor bazen, bir yandan demagoji artıyor ama kadın vakur, bütün sakinliğiyle o tavrı, o edayı yani metindeki hangi alt metin veriyor sana? Aslında yani biz ilk bunu çözümlemeye çalıştığımızda kadını kuzeyli, erkeği güneyli olarak tanımlamıştı. Yazarın tanımı bu yani. Belki o izleyen bir sürü insanda da aynı şey oldu. Yani Ya aslında Melih'le çok öyle ters yani ve oldu doğal valla. olarak iklim de tabii ki insanların yaşayış şekillerini ve davranışlarını etkiliyor doğal olarak. Hepimizin gördüğü ve bildiği bir şey bu. Biz şey Fransa'da geçmiş bir oyunu oynuyoruz demek ki oranın da kuzeyiyle güneyi bizimkiyle aynıymış. Çok da bir şey değişmiyormuş diye düşündük yani. Ve bunun tabii kadına ve erkeğe yansımasına da biraz böyle yazar da böyle çözümlemiş. Yani kadını birazcık daha yukarıya ve daha soğuk ve daha dediğin gibi birazcık daha sakin duran bir yere koymuş. Erkeği daha ateşli ve daha ne yapacağı çok belli olmaz bir yere koymuş. Daha güneye indirmiş. O yüzden de bu tanım aslında bizim karakterleri kurmakta da çok işimize yaradı. Çoğu zaman biraz anlaşılmaz oldu. Yani hani gelen eleştirilerin içinde ya bu kadın da ne kadar soğuk hiçbir şey yapmıyor. Adam da yani bu kadınla da konuşulmaz kardeşim gibi. Tabii ki öyle durumlar da oldu. Adam en azından çabalıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor falan diye ama bunlarda tabii şu da var. Yani aslında
denmek istenen ya da yazarın vermek istediği mesaj belki de doğru karşıya geçiyor ama onun nasıl alt metnini okuduğunuz ve nasıl karşıladığınızla ilgili. Çünkü biz hep şunu düşündük. Kadın zaten bu raddeye gelene kadar yapması gereken bir sürü şey yapmış ve denemiş. Yani belki çok üzülmüş, ağlamış, yalvarmış, bağırmış, kızmış, fırlatmış gibi bir sürü aşamalardan geçtikten sonra kendine başka bir çıkış bulmuş. Demiş ki tamam, yani hani bu ilişki bu şekilde, bu adamı seviyor olsam dahi bana iyi gelmiyor ve ben bunu böyle yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Ben kendime yeni bir biçim bulacağım. Kendime bunu yaşamak için, hayatıma devam etmek için onu yeni bir şeye dönüştüreceğim. Bu aslında kadının sakinliği ve bir şeyleri daha yavaş yavaş tane tane anlatabilme nedeni bence buradan geçiyor. Çünkü üstünden bir süre geçmiş, bir şeyler kabullenilmiş ve onun üzerine düşünüldükten sonra artık o kabullenilişle birlikte verilmiş cevaplar onlar. O yüzden bence kadın biraz daha sakin. Erkek bu cevapları ya da bu yüzleşmeyi o anda yeni yaptığı için belki o kadar ateşli. Onun Bir de için de şey yeni bir zaten başlangıç oluyor aslında. Bir kaybediş. senle devam edelim zaten tam burada. Yani erkeğin tavrı açısından da yani bir de kadınlar zaten Melis'in dediği gibi bilmiyorum yani çoğunlukla sanki böyledir zaten. Hep daha çok ilişkiyi yaşarken daha çok anlatır ve çözüm üretmeye çalışırlar. Erkekler genelde bittikten sonra çözüm ararlar. Hani bu biraz evrensel dediğiniz şey biraz da bu kısmı da olabilir belki. Olabilir. Vakitlice Hoş geldin. konuşurlar. Hoş geldin, Evet. evet. Benim kameramı anlayabilirim valla. Sesleri duyunca dayanamıyor Hera. tabii. Ben sabahtan beri yordum benim kedime. Şey şu an uyuyor. Ama tabii belli olmaz. Of. Sohbet bitene kadar ne yapacağı. Yani kadın zaten oraya geldiğinde erkeğin hiçbir şekilde kandıramayacağı bir kadın olarak, bambaşka bir kadın olarak geliyor. Zaten adamı en çok yıkan durum da bu. Onu her defasında geçmişte yaşadığı aşka sığınarak ki hayatını cehenneme çevirmiş bir kadından bahsediyoruz. Onu o sığındığı duyguyla yeniden kandırabileceğini görüyor ve aslında bence erkeğin bittiği bir yer. Çünkü kadın adamı bitirmiş ve adamın tahammül edemediği şey bu. Yani sen diyor böyle bir kadın değildin. Çünkü herkes gibiydi, bütün kadınlar gibiydin. Yani öğretilmiş kadınların kadınlara öğrettiği gibiydin diyor. Yani çünkü onlar da bir gelenekle geliyorlar. Hani kadınlar da kadınlara, kızlarına onları öğretiyorlar ve kadını bambaşka bir kadın olarak görüyor olmak, onu yeni bir dille tanıyor olmak, adamı bence yeniden hayatını sorgulamaya başlatıyor. Belki kadın gittiğinde adam artık adam olarak yenilebileceğini, yenilmişliğini ilk kabul ettiği, fark ettiği yer oluyor o an. Kadınla adamın otelde geçirdikleri 70 dakikada. Ve onun için de aslında yeni bir şarkı başlıyor. Yani kollarına alamadığı bir kadın ana artık hani öfkeyi deniyor, tatlı dilliliği deniyor, her şey deniyor. Bütün yüzyıllardır ona öğretilmiş bütün drama queenlikleri deniyor. Ama güçlü onun bakışlarındaki, duruşundaki, tavrındaki o güçlü duruş başka bir kadın duruşu onu bitiriyor yani. Aslında senin ve Melis'in getirdiği yerden biraz şeyi de konuşalım. Gerçekten ben oyunu sahnede ilk izlediğimde şeyi düşündüm. Melodram yani bir yani hani bu gerçekten
Hani çok film olabilir gibi düşündüm. O yüzden de mesela naklen canlı formatını izlemeden önce de şunu düşünmüştüm. Aslında çok uygun bir oyun. Hani sahnelenme biçimi itibariyle. Çünkü zaten Melis'in söylediği gibi yani metnin çok öyle bir havası olduğu için kameraların daha çok kullanıldığı ve kamera önünde izlemesi daha buna olanağı var gibi gelmişti. Size nasıl geliyor? Bir de her ikinize de sorayım, sonra araya gir çık zor oluyor. Bölüyorum sizi de. Tabii bir de seyircisiz oynama deneyimi. Ya Kim öncelikle ben başlasın? şunu söylemek istiyorum. Margaret Duru'na inanılmaz sinema seven, sinemada senaryolar yazmış. Hani onun tekniklerini kullanmış kesinlikle oyunda ve zaten Kemal abi de o sahneye kamera koyma oyunun içinde kadını daha öne çıkarma mantığını bu Margaret Duran'ın sinema sevgisinden zaten esinlendi ve biz de çok sevmiştik o anlatımı. Çünkü orada daha derin, daha net, daha böyle vurucu cümlelerini seyircinin yüzüne vurmak istemişti. Atmosfer olarak da çok uygun. İşte bir otelin lobisinin oluşu çok sinematografik. O loşluk, bir kadın bir erkek. Bence çok sinematografik ve çok zaten günümüzde olsaydı kullanabileceği tekniklerdi bence yazarımızın da. Bize nasip oldu. Böyle bir deneyim de yani ben çok korkuyordum. Oyun günü ilk defa böyle bir deneyim. Çünkü seyirci yok yani ve değişik bir şeyle karşılaşacağımızı umuyorduk ama gerçekten onun yaşattığı haz da çok başka oldu ve güzel bir deneyim oldu. Böyle sanki yani binlerce insan yok ama varlar gibi değişik bir çağa girdiğimizin resmi herhalde bu da. Gerçekten öyle. Bir de Ya bir de şey, şöyle bir şey var. Pardon. tabii. Ben Yo yo şuradan sen söyle. bahsedeyim. Metnin orijinalinde de zaten hani siz kameralar kullanmayı tabii çağ, dönem değişti. Hani onu yansıtmak üzere kullan. Metnin orijinalinde de aynalar varmış zaten aslında. Hani sinemaya bakışı ve metne bakışı biraz oradan da galiba. Sizin onu ele alışınızdaki kamera kullanmak çok mantıklı. Ayna değil de bugün kamera ve sinevizyon. Evet, yani o biraz aslında şu anda çağın getirisi olarak da tiyatronun çok kullandığı bir şey. Hem ona bir yaklaşma ve bir gönderme oluyor, hem de sadece onu yapmak için değil de içinde gerçekten şu anki teknolojiyle biz onu nasıl yansıtabileceksek o şekilde. Ha burada şimdi Caner bunu bu kadar güzel söylerken kendi bir kamerası olmamasını ve sadece benim kameram olmasını provalarda hiç hoşlanmadım tabii ki. Ben bunu söylemek istemiyorum. Bence Arkadan böyle gösteriyorum bunu kendime. Her seferinde böyle sokuyorum kendime. yalnız Ama bütün tripler gerçekten Melis'ten geliyor yani. ya burada bu kadar çok memnunmuş gibi söylüyor ama prova boyunca bu durumdan hiç hoşlanmadı. Kemal abi bana da bir kamera koyalım falan dedi ama Hayır, ben hiç kamera istemedim. Ben Melis'in kamerasına arkadan böyle girmek istedim sadece. ona sızdın zaten. Ona sızdın zaten. Daha önce çünkü kamera bana göre ayarlanıyordu. Şimdi kamera için beni çağırdıklarında arkadan Caner de geliyor. İkimize göre ayarlanıyor kamera. O durum değişti, onun farkındayım yani. Yani sinema dediğim gibi olunca tabii oyuncu hemen şey yapıyor, ayarlıyordur Hemen değil mi? yerimi Tabii ki. hemen yerimi Aynen koyuyorum hemen hiç öyle. hemen yerimi koyuyorum yani. Ama şey gerçekten yani bizim oyunumuz sanırım bu sahneden naklen durumuna o yüzden çok kolay adapte oldu. Öyle tanıdığımız ve bildiğimiz bir kamera durumumuz vardı zaten ama onun dışında
Biz şeyde zorlanmadık galiba. Ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Daha önceki oynadığım oyunlara göre bu oyun birazcık daha dikkatle ve azıcık herkesin daha sessizce ve sakince dinlemeyi tercih ettiği bir oyun olduğu için, yani başka türlü bir komedi oynasaydık belki o kahkahaya ya da verilen tepkilere, reaksiyona alışkın olduğunuz bir oyunda hiç seyircisiz oynamak birazcık daha zor gelebilir. Ama bu oyun birazcık seyircinin çok dikkatli izlemeyi tercih ettiği, genelde kimi zaman böyle çok gülmemeyi, hani ya da böyle gülmeyi bile kıkırdayarak yapmayı tercih ettiği bir oyun olduğu için aslında belki o anlamda biraz zorlanmamış olabilirim kendi adıma. Çünkü seyircinin oradaki varlığı bir şekilde kameralarla, bu arada çok daha büyük bir seyirciye ulaştığınızı hissediyorsunuz. Hani o sahnede nakleden durumuyla ilgili. Aslında galiba heyecan verici olan kısmı o. Yani orada birebir bir seyirci yok ama hani biz o anda ulaşabildiğimiz 300-350 kişinin dışında biz gerçekten çok daha büyük bir kitleye ulaştık. Bu da heyecan verici kısmıydı tabii ki. Bir de galiba en keyifli taraflarından bir tanesi başka kentlerden, hatta başka ülkelerden de normal şartlarda götürmenin, orada insanlara seyrettirmenin çok zor olduğunu biliyoruz tiyatro oyunlarının özellikle. Böyle bir en güzel tarafı bana sanki o gibi geliyor. Hani çünkü yurt dışındaki arkadaşlarıma böyle Türkiye'de bir oyun izleyip anlatıyordum ve heyecanla, mesela işte of keşke gelse de izlesek ama nerede falan yani. Hani şimdi mesela hepsi alıyorlar, izliyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Öyle bir tarafı oldu Bence bu sadece. şahane bir çözüm oldu ki ben diğer başka oyunlar ya da izleyemediğim şeyler, konserler de şu anda yavaş yavaş sahneden naklen de başladı ve ya özellikle biz özel tiyatrolar için hakikaten turne çok başka türlü hem maddi hem manevi olarak yorucu bir hale gelebiliyor bir ödeneğimiz olmadığı için bununla ilgili. O yüzden biz tam bildiğimiz bir salonda, bildiğimiz yerde bunu oynarken gerçekten bu kadar uzaklara gidebiliyor olmak, bir de yani şey, güzel bir şey. Ben o durumdan çok memnun kaldım. Tabii ki gidip bir şey izlemek başka bir zevk ama hiçbir şey izleyememektense gerçekten çayınızı, kahvenizi yapıp 1 saat, 1,5 saat karşısına geçip o çayı, kahveyi yudumlarken ev sıcaklığında bunu yaşayabilmek, deneyimlemek bence güzel bir açılım oldu şu zaman için. Kesinlikle, yani karantinada delirecektik. Hani... Caner, sanki bir Ya şey... ben evet, hani bu çok iyi bir çözüm oldu hani bu dönem itibariyle, ama ben şeyin, tiyatronun hep böyle bir ilkel kalması taraftarıyım. Yani hani seyirci ve oyuncu olsun, başka da bir şey olmasın Kamera gibi. Ama tabii ki var kamera da olmayacak. tabii ki teknolojinin ama tabii ki bunu kullanmak da güzel bir şey ve evet, hani bununla birlikte şeyi de gördük. Çok gerçekten bizi izlemesi imkansız olan insanlara ulaştık. Çok iyi geri dönüşler oldu. Yani çok rahat oyunu izleyip de anlamamış insanlar bu sefer çok anlamaya başladılar. Çok enteresan, ama bu Melis'in söylediğiyle ilintili. Çünkü oyun cümlele, yani lafları çok kıymetli. Özellikle kadının adama söylediği laflar o kadar kıymetli ki. Ve onları daha net anlayabildiler sanırım. Böylelikle sanki oyun böyle bir yere daha açıldı. Onun mutluluğu da var bende yani. Ya metnin diyalog yanının çok güçlü olması ve sahnede de aslında, yani tabii yazarın ve sizin de sahneleme tercihiniz metni desteklemek üzere muhtemelen. Hani sahnede o diyalogları böyle hani ekstra anlatacak, ekstra gösterecek, hani çok da bir şeyi, başka unsurların çok da olmaması gerçekten oyunu
izlemeyi de biraz hani durağan ve zor kılıyor. Bu bir gerçek. Peki oyunculuğu bakımından nasıl yaşıyorsunuz bunu? Melis. Melis kim cevap verecek? Geçirecek galiba. Bak ben Ya arkadan hemen şöyle ki kaldırırım. başlaması o anlamda evet zor ama hani başlayınca hani gerçekten nasıl başlarsanız öyle devam eden bir oyun içindeyiz aslında. Bir de hani girişini yapıyoruz ve 70 dakika boyunca ikimiz de sürekli sahnenin üstündeyiz ve hiç çıkmıyoruz. O durumda bir iki arkadaşımdan onu duymuştum. Yani ilk başladığında o kadar sessiz, sakin, bu cümle aralıklarının fazla olduğu, eslerin fazla olduğu bir oyun ki böyle bir iki arkadaşım şey dedi. Yani başladı 10. dakikada ay galiba bu oyun geçmeyecek diye düşündüm. Ama sonra öyle bir hale geldi ki hani nasıl bittiğini anlamadım. Sanki kısa sürdü gibi geldi bana dedi. Aslında bu ikilemi yaşatmak bence güzel bir şey. Çünkü o istediğimiz hani bu o zor gelen aralık da yazarın istediği bir şey bence. Yani o iki kişinin konuşamaması, o büyük esler, ne diyeceğini bilememek gibi parçalanan, bazen yine aralara sıkıştırılan o eslerin aslında yazar için durumu anlatmak anlamında çok büyük göstergeleri var ve biz de ona olabildiğince tempolandırmadan olabildiğince riayet etmeye çalışıyoruz. O yüzden bazen evet yani bazen böyle biz de kötü başladığımızda bir yerlere doğru eyvah çok hızlandık dedi. Çünkü bir dönem onu yaptık yani hani çok mu es veriyoruz acaba seyirciyi sıkıyor muyuz diye düşünüp böyle 10-15 dakika erken bitiriyorduk. Sonra Kemal abi dedi ki ya ne Oyun yapıyorsun bitti yani. saçmalama bu öyle bir oyun değil dedi yani. Hızlandırıyoruz. Evet, biz böyle hızlı hızlı yani sanki çünkü o aralık insanları geriyor olmak, sıkıyor olmak biz de o duruma bir şekilde çok içinde olunca zorlandığımız için biz biraz oraları tempolandıralım falan dedik Caner'le ama tabii ki bu bizim becerebileceğimiz bir şey değil de ona karar vermek ama biz böyle ufak ufak onu yapalım derken bir yandan çok ciddi bir kısıntı yapmışız ve oyunun anlaşılmasının şeyini dozunu da düşürdük öyle olunca. Yani işin içine tempo Ya girince bir şeylerin temposunu değiştirince. Söyle sessizlikleri söyle öyle Caner. replik gibi kullanmış ki gerçekten ona sadık kalmazsanız şey olmuyor. Yani sahne çöküyor yani. İşte biraz hızlı oynandığında o bahsettiği yazarın tarif ettiği yerler işte acaba çok mu es oluyor? Gerçekten o dinamik ona göre yazılmış. Bir de ben şeye de değinmek istiyorum. Bunu bence önce yani oynayan insanların anlaması gerekiyor ya bir şeyleri. O aşamada biz çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Murat Erşen çevirisini yaptı ve bence çeviri ülkemizde çok önemli. Özellikle tiyatroda. Ve küçücük bir şeyi fark ettik ve o farklılık bizi mesela bütün oynama biçimimizi değiştirdi. Mesela İngilizceden çevrilmiş Türkçe'ye orada kadınla adamın birbirlerine daha doğrusu kadının oluşturduğu siz dediği bir yer var ve oyun kadının ve erkeğin birbirlerine sizle hitap etmesi üzerine. Ama biz bu İngilizceden çevrildiği için senle oynuyorduk. Sonradan Murat Erşen sağ olsun devreye girince çeviriye el atınca birden bizim oyuna bakış açımız değişti ve kendini oraya çektirdi oyun aslında. İşte sessizlikleriyle arada mesela iki tane müzik bir başta bir sonda değil mi Melis? Yanlış hatırlamıyorum. İki yerde Evet. müzik tarif ediyor ve hani gerçekten tarif ettiği müzikler de bizi ben mesela oyun başlamadan önce oyunun müziğini duyduğum an karaktere gidiyorum hemen. Çünkü çok iyi bir müzik tarif etmiş gibi çok iyi kodlarla aslında nasıl oynanacağına dair
ipuçları vermişti. Biz de bunu sanırım ilk aşamada Kemal abi başta olmak üzere onun öncülüğünde iyi deşifre ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten hem bence zor ve özel bir yazar, zor da bir metin. O zaman sahneden nakler meselesi biraz moda sahnesinin çalışmalarına gelelim. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında yeni bir şarkıyla beraber pek çok oyun, az önce Melis'te söyledi, konserler de var. Şimdi genel olarak bir oyuncu deneyimi var, seyirci deneyimi kısmı. Mesela size ne kadar ya da ne şekilde yansıyor onu merak ediyorum. Bir de tabii belki bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Moda sahnesi kendi işleri dışında da hem topluluklara hem işte müzisyenlere sahneden naklen olanağını açtığı bir şekilde. Bunun şöyle bir tarafı olduğunu da ben şahsen düşünüyorum. Yani açıkçası çevrim içi pek çok oyun izledim ama oyuncunun sahiden o anda sahnede olduğunu bilmek, neden bilmiyorum ama değiştirdi yani. Hani ama burada biraz da siz anlatın moda sahnesinden işlerini, hem seyircilerden size dönüşleri. Bence gerçekten dediğin gibi yani hani o anda canlı oynanan şeye o anda tanık olmak, oradaki dil sürçmesi ve aksilik dahil olmak üzere bence izleyen olarak da söylüyorum ben oyunları başka oyunları izlemiş biri olarak kendini daha kıymetli hissettiriyor. Çünkü bir şeyi tabii ki izlediğini, onu güzel kaydettiğini süreçte o daha konuşamadım. Bazı kelimeler böyle ama yaptığım şey gerçekten. Tamam, onu söylemeyeceğim. Başka bir yerden gidiyorum. Yani daha filmsel ve kayıtsal bir yere gidiyor. Ve bence tiyatro anlamda kayıt olarak seyredilmesi en keyifsiz şey. Yani bu dönem içerisinde çok büyük tiyatrolar, uluslararası tiyatrolar arşivlerini açtılar. Herkese bedava sundular bu pandeminin ilk başlarında ama ben çok tiyatro izlemeyi seven biri olarak çok zorlandım onları izlemekte ve birçoğunu da izleyemedim. Çünkü bir Kesinlikle. şeyi evet yani sinemada izlemek ya da onu başka bir kayıtla izlemek okey ama tiyatro sahnesinde olan bir şeyi öyle izlemek bana çok keyifsiz geliyor. O yüzden bunu başta bu sahneden nakleni kurarken zaten o anda canlı olan bir şeyi tamamen sizi çok net çekebilecek ve bir sürü kamerayla çekiyor olmak ve sizin hiçbir anı izleyici olarak kaçırmamanızı sağlamak bence o anlamda birazcık daha seyirciyle oyuncu arasındaki bağı da kısaltıyor ve yakınlaştırıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bir de belki şunu da söylemek gerekir. Gerçekten bunda sahne sadece kendi oyunlarını oynamıyor. Pandemi dolayısıyla da çok kalabalık oyunları yani oyuncu sayısı olarak çok kalabalık olan oyunları oynamıyoruz zaten. Birazcık daha işte tek kişi, iki kişi, üç kişi maksimum oyunları oynuyoruz. Onun dışında da yine bu şekilde az kişiyle oynanabilen diğer oyuncuların ve tiyatroların oyunları da sergileniyor. Konserlerimiz var ve bir de bence en önemlisi seminerleri var. Seminerler hala devam ediyor. Evet. Bu süreç için seminerler de bence evde herkesin oturduğu ve bir şeyleri birazcık daha kurcalamaya vaktinin olduğu zaman için seminerlerde çok güzel çıkışlar olabiliyor. O yüzden Caner'in dediği doğru. Yani tabii ki tiyatro seyircisiyle o anda canlı olan bir şey ama şu anda ekstrem bir durumun içinden geçiyoruz ve şu zaman için bunlar güzel açılımlar ve çözümler oldu bence hepimiz için. Caner, Melis her şeyi özetledi. evet. Melis sınıf başkanımız bizim yeni bir şarkının. Hani şey, gazeteci sorusu vardır ya, böyle her şeyi anlatır anlatır. Hani hepimiz zaman zaman yaparız bunu, hani kendim için de söyleyeyim. Böyle her şeyi söyler, sonra hani soruyu söyler, bu sefer karşıdaki
Evet, haklısınız falan der Ama ya. şey diyemedim, sinematografik diyemedim, filmografik gibi bir şey demeye çalıştım. Onu toparlayabilirdin sen Cihan'cığım. Neyse ben şey yaptım, söylemiş oldum onu da. Olmaz ya. Hiç birbirinin eksiğini tamamlamak falan yok. Ne yapalım? Adam bana oturdu herhalde ya. Hep böyle kötü adamlar değişikliğe Ya bu şey. Oyunculuk yaptığın dönemin şanssızlığı bence. Biz Ayşen'le sanırım son 5 oyundur böyle erkek problemli erkek Görüyorum. gömüyoruz oyunlarla yani. Öyle. Evet, ya zaten buna meyilliyim. Hani senin oynadığın metinlerde genelde böyle oluyor. Neyse ki. Güzel Evet. oluyor, zevkli oluyor. Gerçi aslında Melis'le bir önceki programımızda da aslında gene öyleydi. Bira fabrikasını konuşmuştuk. Evet. Orada da gene aslında bir fantastik bir kadın figürü vardı. Neyse, daha çok yapın, daha Çok çok güzel konuşalım. oyundu ya, Bira Fabrikası. Ay evet ya, Evet, vallahi Bira Fabrikası da güzel bir oyundu. Onun da çok değindiği özeldi yerler yani. ve gösterdiği şeyler çok farklıydı yani gerçekten. Evet. Yani hani bugün bakınca ne bileyim işte birkaç sene, bir de o günlerde oynanması, hani geldiğimiz nokta, ne bileyim, savaş mavaş, her Evet. şey biraz farklı ya falan. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamak çok güzel. Her zaman. Bu sohbeti sonlandırmak hiç hoşuma gitmiyor ama ne yapacaksınız? Online olunca daha kısa, makbuldür şeyi olduğu için bizim de öyle bir Doğru, şeyimiz var. doğru. İnşallah Geri çok sağlıklı teşekkür günlerde ederiz. karşılıklı oturup yaparız Evet. programları. Ay evet. Şöyle yine Onu kahvenizi alıp. aynen yani evet. Onu kesinlikle ben zaten her sohbet ettiğim, röportaj yaptığım herkese söylüyorum. Kesinlikle bunun bir de yüz yüze olanını yapacağız falan diye. Oyun 23 Ocak akşamı moda sahnesi naklen canlı prodüksiyonuyla sahnede olacak. Yani Caner Cindoruk ve Melis Birkan yeni bir şarkıyla cumartesi akşamı sahnedeler. İzleyebilirsiniz. Onu da hatırlatalım yeniden bu arada. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin. Hem moda sahnesine hem sizlere. Aynı zamanda bu zor zamanlarda tiyatroya yapmaya devam ettiğiniz için de teşekkür ederiz tabii ki yani. Ve biz de Biz teşekkür teşekkür ederiz ederiz. bizi tekrar bu şartlarda misafir ettiğin için ve bizlere bu şansı verdiğin için kendi adıma, moda sahnesi adına çok teşekkür ederim. Aynen Estağfurullah. öyle. Ben de Melis'e katılıyorum. Çok kolaycı oldun ama sen böyle ya. Demokrasi gibi de hala yine düzeltmedi falan diye. Ne yapalım? Durası mı çağıralım? Ne istiyorsun Cader? Gelemez ablacığım. Görüşmek Çok sağ ol. üzere. Gerçekten çok keyifli oldu yine. Görüşürüz Ayşen. Hoşça kal. Evet, Çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay Bay bay. bay.